Dostlar, herkese merhaba. Bir önceki videolarımızda Thanos ilgili videomuz vardı. Onu bilgisayarız bir şekilde nasıl konsol üzerinden cihazınızı yükleyebileceğiniz konusunda video paylaşmıştık. O videoda da soru yaşayan arkadaşlar olmuş e, yorumlarda ya bahsettiklerine göre. Birinci link çalışmıyor, ikinci link çalışmıyor gibi ne yaparsam yapayım herhangi bir işlem yapamadım yükleyemedim tarzında hatalar alan arkadaşlar için Şimdi ayrıntılı bir şekilde Thanos'un yüklemesini farklı bir yöntemle anlatacağım. RAR halinde indirip RAR'ın içerisine çıkarıp anlatacağım. Çünkü PKG şeklinde attığımız zaman bazen cihaz indirme aşamasında veya linki açma aşamasında bazen sorun yaşatabiliyor. Bu nedenden dolayı RAR halinde indirip Irisman içerisinden çıkarıp yükleme işlemini gerçekleştireceğiz. Zor bir durum değil. Kolay bir işlem aslında arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde izlerseniz, atlamada izlerseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ee, size tavsiyem ilk olarak videoyu sonuna kadar izleyin. Daha sonra uygulama işlemini geçin. Size tavsiyem budur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neyse şimdi tanısı tanısı kumamız için neler gerekiyor? Şimdi hızlı bir şekilde onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak tabii ki internet ayarlarınız aktif olması lazım yani internete bağlı olmanız lazım. Siz internet ayarlarınız havalı değilse internet ayarlarınızı kontrol edersiniz. Ben hemen hızlı bir şekilde bir test yapacağım. Evet başarılıydı internette herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ardından tarih saat ayarlarını mutlaka kontrol edin. Evet. Tarih ve saat ayarlarını kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ayarları yaptıktan sonra hen aktif olması lazım. Hen aktif ise heninizi aktif edin. Daha sonra ilk olarak iResmen'i kurmanız lazım arkadaşlar. iResmen mutlaka ve mutlaka olması lazım. Eğer iResmen varsa bu uygulamanıza gerek yok. Bu adam atlayabilirsin arkadaşlar. Şimdi ben iResmen'i kaldıracağım ve iResmen olmayan arkadaşlar için en azından birlikte kurmuş olalım. Evet dostlar şimdi ardından hemen internet giriş yapacağım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bunlar uzun halleri. Burayı durdurup isterseniz burayı da yazabilirsiniz. Bunlar da kısa haller arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi burayı daraltayım biraz. Şimdi ilk olarak iRismen'i indireceğim ve kuracağım. Start'a bastım. Siliyorum burayı. Genelde çoğu zaman iRismen'i kurduğumu anlatıyorum. Çünkü yeni gelen arkadaşlar olabilir. Bu nedenle dolayı daha iyi olur diye bunları anlatmak zorundayım. Bilginiz olsun. Sürekli aynı şeyleri anlatıyormuş gibi anlasın lütfen. Z, D, N T, V. Doğlanta bastım. Evet. Şimdi şunu aşağı indirelim. Dev hedefi sıfırın içerisinde giriş yapıyorum. Ve tek üzerine geldikten sonra start'a basıyorum. Ve indirme işlemi başlatılıyor. Evet arkadaşlar indirme işlemi tamamlandı. Şimdi ayrı menü hızlı bir şekilde gidip kuralım. Package Manager, Install, Storage, tamam. Evet dostlar, yükleme işlemi tamamlandı. Ayrısmenimiz buraya geldi. Şimdi Iris ile ilgili herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Kurmayan arkadaşlar bu şekilde kurulum gerçekleştirebilirler. Şimdi tekrar internet aracısına giriş yapacağım. Ve Thanos'un linkinden RAR olarak indireceğim. RAR dosyası RAR'lanmış bir şekilde indireceğiz. Açalım şöyle. Evet şunu yazacağım şimdi. Start'a bastım. Kareye basıp sildim. Büyük harfle R2'ye bastım. T, E. Şöyle aşağı gönderelim. Evet, linkimiz geldi. Evet, bastım. Dosya biraz büyük. İste istemez bir 15-20 dakika sürebilir bunu indirmek. D, H, sıfıra giriş yapıyorum. Ve peki kısmına giriş yaptıktan sonra, pardon buraya giriş yapmıyoruz. Start'a basıyorum. Ve buraya indirme işlemi başlatılıyor. yaklaşık olarak 15-20 dakika sürebilir dostlar bu. Şimdi ben burada durduruyorum. Kaydı indirdikten sonra devam edelim. Zaman kaybetmeyelim. Evet, indirme işlemi tamamlandı. Hemen buradan çıkış yapıyorum. Daha önce kurmuş olduğumuz iRisman'e giriş yapıyoruz. 4.92 içinde geçerlidir bu iRisman uygulaması bilginiz olsun. Burada isterseniz ayar yapabilirsiniz. Ben çarpıya bastım direkt ve uygulamaya başlattık şimdi. Tarama yaptım. d yukarı ok tuşuna basıyorum. Bunu yapmanıza gerek yok. Direkt Start'a basıp ayarlara geçebilirsiniz. Ben oyunları bir göreyim. Şimdi oyunlarımız gördüğünüz gibi kolun üzerinden sağ sol aşağı yukarı D-pad yön tuşları Direction tuşlarımız var ya arkadaşlar onun üst tuşuna basarak oyunlar kısmına kadar geldim. Ve buraya geldikten sonra Start tuşuna basıyorum. Pause. File Manager'a giriş yapıyorum. Şimdi nereye indirdiysem sol kısımda ona bakacağım. Şimdi sol pencerede şöyle HDD 0'a giriş yapıyorum. Sağ pencerede atacağım yeri olarak gösteriyor bize neyse. Şimdi PKCS'in içerisinde paketlerin içerisine giriş yapacağım çünkü bunun içerisinde indirmiştik hatırlarsanız. Daha önce PKGI adında bir mağazamızı kurmuştuk ve daha sonranda su Store'u da kurmuştuk arkadaşlar. Bununla ilgili videomuz kanalımızda mevcut. Bunları da izleyebilirsiniz? Aynı şekilde o, o işlemleri tamamlayabilirsiniz. Şimdi e, Thanos'u indirmiştik hatırlarsanız. Şimdi ben bu Thanos'u içerisindeki e, rar dosyasını çıkaracağım. Şimdi hemen sağ tarafa geçiş yapıyorum. Burada nereye çıkaracağımı soracak bana. O yüzden ben burada onu da seçeceğim. Aynı klasörün içerisine çıkış yapacağım. Pek içisinin içerisine giriş yaptım. Ve buraya geliyorum. Ve Thanos'a çarpıya basıyorum. Pek içsin içerisine çıkarılsın mı diyor. Evet diyorum. Arkadaşlar bura biraz uzun sürebilir. 5-10 dakika falan sürebilir. Şimdi çıkarma işlemi tamamlasın. Ondan sonra devam edelim. Evet çıkarma işlemini tamamladı. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bu şekilde bir klasör oluşturdu. Şimdi ben bunu direkt olarak bu kısma bu kısma atacağım. Yani package'in ana yapmış atmış olacağız arkadaşlar. Şimdi ben giriş yapıyorum bu klasörün içerisine ve kareye bastım. İkisini de işaretledim. Yuvarlığa basıp move diyorum. Taşı diyorum. Package'in içerisine taşıyacak şimdi. Evet arkadaşlar bununla işimiz bitti. Bu klasörü siliyorum. Gördüğünüz gibi zaten buraya gelmiş oldu. Birinci ve ikinci. Şimdi arkadaşlar direkt olarak package klasörün içerisine atmamızdaki neden şu. Çünkü biz şimdi gidip buradaki pkg, e, PKG dosyalarını yani oyun dosyalarını ya uygulama dosyalarını kurmamız gerekiyor. Şunlarından dolayı ana dizinle atmamız şart arkadaşlar bilginiz olsun. Belki gör, görmeyebilir. o yüzden ne olur ne olmaz diye ana dizinle atıyoruz biz. Neyse burada işimiz konfle bitti. Şimdi tamamen çıkış yapıyorum ve kurma işlemine geçiş yapacağız şimdi. Ridersman'in işimiz bitti. Evet. Şimdi burada package manager kısmına giriş yapacağım. Zaten elimiz aktif olduğu için burada aktif zaten. Şimdi e, install kısmına giriş yapıyorum ve sistem depolama alanına giriş yapıyorum ve gördüğünüz gibi buraya gelmiş oldu. Zaten Airesmini videonun başında kurum kurulumunu gerçekleştirmiştik. Şimdi ilk olarak birinci, daha sonra bu ikinciyi kurarak Thanos'umuzu aktif edeceğiz. Thanos mağazamızı Kurulum işlemi indirme işleminden biraz daha hızlı oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İndirme işleminde yaklaşık olarak belki bir 30 dakika gitmiş olabilir. 20-30 dakika. İnternetinizin hızınıza bağlı olarak değişebilir bu indirme hızınız. Bilginiz olsun. Zaten teknoloji olarak PlayStation 3'ler çok verimli bir teknolojiye sahip olmadığı için indirme hızları çok düşük. Ayrıca bir de indirdiğiniz sitelerdeki hız sınırlandırmaları nedeniyle de bazen düşüşler fazla olabiliyor. Bilginiz olsun. Yüklemeyi tamamlasın. Ondan sonra devam edelim isterseniz. Evet birinci dosyayı yükledik geri çıkış yapıyorum tekrar aynı de girip ikinci dosyamızı da yükleyeceğiz Yüklemişliğimiz tamamlandı çoğu zaman bildiğiniz gibi e, mağazalarımız buraya geliyor Farkındaysanız Ayazıkostur mesela bu, bunun altına gelmişti A kısmında da PKGI e, oyun mağazamız ise buraya gelmişti Bazen oyun dosyaların buradaki olduğu Menüye girebilir. Arkadaşlar bu Thanos e, fotoğraflar kısmına geldi. Sizin gibi belki farklılık gösterebilir. Gördüğünüz gibi buraya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı söz konusu değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde de uygularak herhangi bir hatadan dolayı Yükleyemediyseniz eğer bu şekilde kolaylıkla yükleyebilirsiniz dostlar. Dostlar verdiğimiz emek açısından lütfen kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Sonuçta bunları sizler için çekiyoruz. Yani bizim bildiğimiz şeyler aslında sizler için daha kolaylık olması nedeniyle zaman ayırıp bunları çekiyoruz dostlar. İnanın çok aşırı bir şekilde zaman harcadığımız videolar daha çok fazla oluyor arkadaşlar. Bu nedenle dolayı sizden ricam kanalımızın büyümesi açısından kanalımıza lütfen bir lütfen abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı gibi aktif ederseniz arkadaşlar çok seviniriz. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.